Aşağıdaki görsellerin hangisinde bu yaprak türlerinden herhangi biri yoktur? Kavak ağacı yaprağı üçgen, oval veya kalp şeklinde olabilir. A seçeneğindeki görsel kavak ağacını temsil eder. Sarıçam ağacı yaprağı ince, sivri ve sert olan yapraklar kısadır. Mavi yeşil arası rengiyle dikkat çeker. D seçeneğindeki görsel sarıçam ağacını temsil eder. Süs eriği ağacı yaprağı tek parça halinde ve oval görünümlüdür. Rengi kızıl kahve parlaktır. C seçeneğindeki görsel de süs eriği ağacını temsil eder. Ancak B görseli herhangi bir yaprak türünü temsil etmez. Türkçe dersine LGS hazırlık çalışması kapsamında Hasan, Osman, Bahar, Batuhan, Neslan ve Sinan isimli öğrencilerin 4 seçenekli bir soruda hangi seçeneği işaretledikleri ile ilgili şunlar bilinmektedir. Dört tane seçenek var. A, B, C ve D. A seçeneğini 3 öğrenci işaretlemiştir. C seçeneğini yalnızca Bahar işaretlemiştir. Başka öğrenci yok. Osman ve Neslihan aynı seçeneği işaretlemiştir. Hasan, Osman ve Sinan farklı seçeneği işaretlemişlerdir. Osman ve Neslihan aynı seçeneği işaretledi. Benim geriye kalan öğrencilerim Bahar'da zaten C'yi işaretledi. Hasan, Osman ve Neslihan aynı. Bahar gitti. Batuhan ve Sinan kaldı. Hasan, Osman ve Sinan farklı seçenekleri işaretlediyse Osman, Neslihan, Batuhan. Bu üç öğrenci Osman ve Neslihan birlikteydi. Batuhan da yanına alabilirim. Üç öğrenci A'yı işaretlemiş olabilir. Bu bilgilere göre bakıyorum. Sinan ve Bahar farklı seçeneği işaretlemişlerdir. Bu bilgi doğru. Çünkü Sinan ve Bahar Osman'la aynı seçeneği işaretlediği için ve Sinan da Osman'la birlikte olamayacağı için farklı farklı olmak durumunda. B. Neslihan Batuhan'la aynı seçeneği işaretlemiştir. Bu doğru olabilir. Neslihan ve Batuhan aynı olabilir. C. Osman ve Batuhan farklı seçenekleri işaretlemişlerdir. Bunu kesinlikle söyleyemiyorum. İşaretlemiş olabilirler, işaretlememiş de olabilirler. D. A seçeneği dışındaki tüm seçenekleri bir kişi tarafından işaretlenmiştir. Bu doğru çünkü benim 6 öğrencim var. A seçeneğinin 3 öğrenci işaretledi. B seçeneğinde de bir öğrenci var. 4. Her öğrenci, her seçenek her öğrenci tarafından işaretlendiği için... B'ye 1, D'ye 1 seçenek kalıyor. D de doğrudur. Ancak Osman ve Batuhan farklı seçenekleri işaretlemiştir demek yanlış olur. Çünkü A'da 3 öğrenci olacağı için aynı seçenekler işaretlemişlerdir. Söylenemez bilgisi D seçeneğindedir. Enerji tasarrufu evde, üretimde ve iş gücümüzde enerjinin akıllıca kullanılması İsraf edilmemesi ve gereksiz enerji tüketiminin önlenmesidir. Bu amaçla okullarda seminerler düzenlenebilir. Halk bilinçlendirilebilir. Reklam ve çeşitli görsellerle hatırlatma yapılabilir. Enerji tasarrufu ile geleceğimizi garanti altına alabiliriz. Verilen metinde anlatılmak istenen düşünceye en uygun afiş aşağıdakilerden hangisidir? A'da kadına şiddetten bahsettiği için olmaz. Çünkü parça bizden enerji tüketimine dikkat çekti. C'de Hayvanlara karşı saygılı, sevgili olmamız gerektiğini ve hayvanlara karşı olan duyarlılığı ifade eder. D'de kan bağışının önemini anlatır. Ancak B enerji tasarrufunu anlatır. Dolayısıyla cevabın B seçeneğidir. 4 ortaklı bir şirketin ortaklarının şirkete kattıkları sermaye oranları grafikteki gibidir. Ortaklar şirket kazancından yatırım yaptıkları oranda kar payı alacaklardır. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Sevcan %21 bir katkı sağlamış, Davut 36, Velican 17, Ezge 26. Yanlış olan bilgiyi bulacağız. A. Şirkette en çok sermayeyi Davut katmıştır. 36. Doğru. B. Şirkette en düşük kar payını Veli Can alacaktır. Doğru. Çünkü en az sermayeyi kendisi verdiği için en az karı da kendisi alacak. C. Sevcan ve Ezgi eşit miktarda gelir elde edecektir. Sevcan 21. Ezgi 26. %26 oranında sermaye kattığı için eşit şekilde değil Ezgi'nin daha fazla gelir elde etmesi lazım. Dolayısıyla yanlış olan C'dir. D. Velican ve Davut'un toplam kar payı şirket karının yarısından fazladır. Velican 17, Davut 36, %36 sermaye katmıştı. Toplamı %53 edeceği için şirketin toplam karının yarısından fazladır demek doğru olur. Verilen görselden hareketle bu yerle ilgili Ulaşım, bitki örtüsü, geçim kaynağı, yeryüzü şekilleri, yeraltı suları kavramların hangileri hakkında bilgi edinebilir? Ulaşım, yol, asfalt olduğu için bilgi edinebilirim. Bitki örtüsü kırsaldır. Etraftaki sarı bitki örtüsünü gördüğüm zaman kırsal olduğunu yorumlayabiliyorum. Geçim kaynağı nedir bunu bilmiyorum ya da yeraltı sularını bilmiyorum. Ancak yeryüzü şekillerinin çok fazla engebeli olmadığını, düz olduğunu söyleyebilirim ya da az engebeli olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla cevabım 1 2 4 C seçeneğidir.